Evet, cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kardeşim Rüstem ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Şöyle oturayım. Evet, karavandayız arkadaşlar. Dedim ufak tefek şey yapayım, gittim parke aldım buraya. Buraya dün muşamba aldım arkadaşlar, muşambayı koydum. Altına ısı yalıtımını yaptım, muşambayı koydum. Şimdi pardon, muşambayı koydum, ısı yalıtımını yapıp parkeyi dizeceğim buraya. Aziz Allah ezan okunuyor. Ondan sonra ufak ufak karavanın işini halledelim, bitirelim artık. Arabayı neden bıraktığımı söyleyeyim arkadaşlar. Belki resim duruyorsa, resim çekmiştim ben ki, gerçi çok kutusunda bunun oluyor, bu telefonda öyle bir özellik var. Arkadaşlar şeyi, arabanın damperini biz makineye kazıttırıyorduk sardığı zaman. Şimdi patron demiş ki, patronun kardeşi daha doğrusu, kimse kazıtmasın işte, damper zarar görüyor, ellerine küre alsın kazısınlar demiş. Şimdi ben 55 yaşından sonra küre alacağım, damperin üstünde ameliyat yapacağım. Ben dedim ki, kardeşim ben hasta adamım dedim, ben yapamam dedim hani. Ondan sonra yok, yaparsın yapamazsın, yaparsın yapamazsın. Dedim ben ayım dolunca giderim dedim. Öyle olursa olmaz dedim, ben giderim kardeşim. Ondan sonra ben arabayı bir kere daha kazıtmak için makinenin önüne gittim. Makineye yanaştım. Damperi kaldırdım kazsın diye. Kazımadı çocuk da. Kazımayınca ben de akşam olunca dedim, alın anahtarlarınızı, ben çalışmıyorum da. O şekilde bıraktım geldim arkadaşlar. İşte hani aksilik olacak ya. Bizim ufak arabayı da muayeneye soktuk, taksiyi, Şahin'i. Onun da ufak tefek işleri varmış. Altında bir iki yerinde çürük çıkmış herhalde. Onları yaptırmak için arabayı kaportacıya bıraktık. Çarşamba günü verecek arabayı. Güzelce yapıp zifleyecek. Pütür atacak yani. Öyle verecek. Dedik olmuşken temiz bir şey olsun. Çünkü biz biniyoruz o arabaya. Satmaya niyetimiz yok. Bir onu araba, bu arabayı vermeyeceğiz yani kesinlikle. O arabadan biz çok memnunuz. Ondan sonra dedik güzel bir şey olsun. Adamla anlaştık. Neyse bu arada bir tır işi çıktı. Gel dedi abi çalışalım dedi tırcı arkadaş. Yalnız Habibler'de. Habibler'e neyle gidip geleceğim? Hani arabayı vermemiş olsaydım arabayla gider gelirdim. Sıkıntı yoktu ama arabayı verdik. Dedim bir iki gün dinleneyim dedim. Hem de şu karavanı bir toparlayayım ufak tefek. Ondan sonra bakarız hani ne oluyor ne bitiyor. Hani ne geliyor ne gidiyor bakarız. Bakın arkadaşlar, karavan camının karını görüyor musunuz? Camlarım açık. Mis gibi hava geliyor buradan. Burada da karavan camı var. Mutfağın camı. Şu an telefon mutfağın aygazında takılı. Orada da cam var. Açtım mıydı? Burası var ya, püfür püfür esiyor arkadaşlar. Ha, parkeleri aldım. Parke de aldım. Lan ne kadar pahalı olmuş arkadaşlar. Her şey arkadaşlar ya. 1 metre 20 santim mi dedi? Ne dedi? Böyle bir şey. Arkadaşlar 300 lira para verdim. Bir şey yok, 300 lira para verdik. Neyse. Verilmiş verilmiştir. Ona bir diyeceğimiz yok. Dedim böyle size bir bilgilendirme yapayım arkadaşlar. Böyle bir şey yaşadık arabada. Sıkıntı yok, kendisi bilir. Ona şoför, bana iş çok. Kıyamet gibi. Hiç sorun yok yani. Cenab-ı Allah yeter ki siz çalışmak isteyin arkadaşlar. Sizin rızkınızı bir yerde yazmıştır. Şu masanın üstünü değiştiriyorum, tahtasını. Bu masayı değiştiriyorum arkadaşlar. 2-3 gün o da hallolur. Güzel bir şey yapacağım inşallah. Kafamda var. Şimdi burayı yapmanın peşindeyim. Burayı yapacağım arkadaşlar. Bunun üstünde olmadı. Güzelce keserim, buraya ayarlarım. Öyle bir şeyler yaparız. Şimdi karavanın içini bir de toparlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Çok dağınık karavanın içi.
Toparlıyorum da yani yavaş yavaş toparlıyorum karavanın içini. Şöyle bir kilit aldım. Şöyle sürgülü kilit bunlar arkadaşlar. Şu kapıyı aldım. Şu kapıyı kilitlemek için içeriden emniyet olsun diye bunları aldım. Bunları da yapacağım. Bir önce şu yağmur yağdı. Yağmur yağmasa diye şu cama başlayacaktım arkadaşlar. Şuraya bir cam daha takacağım. Şöyle bir karavanın içinde size göstereyim isterseniz. Evet, bir saniye aldık. Böyle. Burası mutfağımız. Biliyorsunuz. Ya da durun çevireyim şunu ben. Evet, buranın dediğim gibi muşambasını serdim. Isı yalıtımı sonra parkesi burada. Parkeyi de aldım. Şu oturaktan da ayakları kullanacağım. Bir oturma yeri yapacağım oraya. Bunun gibi böyle olacak. Altı dolap, üstü oturma yeri. Şu masanın tahtasını değiştiriyorum dedim arkadaşlar. Şu masayı da üstünü de buraya bir masa daha yapacağım. Arka tarafları böyle oldu arkadaşlar. Beyaz. Camları açık görüyorsunuz. Ha, burada da bakın karavan camı var. Bu da açılıyor. Mutfağın yemek yaparken. Tek bir şeye takıldım arkadaşlar. Belki bu ocağı çıkarıp buraya bir tane dörtlü takabilirim. Öyle bir şey düşünüyorum aklımda. Belki diyorum. Ama kesin konuşmuyorum. Belki diyorum. Şimdi buraları temizleyeceğiz. Burada vidalarımız falan var. Şunu almıştım. Kapıyı çarpma yaparım diye. Ama şimdilik ona ayıracak zamanımız yok. Buralar tamam böyle. Bunları da yaptık arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bakın arabanın için genişliğini görüyor musunuz? Yani bir PSA grubu arabada bu yok arkadaşlar. Durun az çevireyim bir daha. Dediğim gibi o PSA grubu arabaları neden millet o kadar tercih ediyor ben anlamış değilim. Yani şu rahatlık onlarda yok arkadaşlar. Yani arabanın içi daracık. Arabanın içinde ne konuşabilirsin ne oturabilirsin. Bakın şimdi burası yatak. Birinci ana yatak burası. Bu masa burası da bir yatak olacak. Şimdi ön tarafı da yapacağım. Hem masa hem yatak olacak. Yani bunu tutup da bir ne bileyim bir Ducado'da bir Strean'da bilmem ne de yapamazsınız, yaşayamazsınız. Bir de hani bazı arkadaşlar hani tam zamanlı falan filan diyor. Sen şimdi küçücük arabanın içinde tam zamanlı nasıl yaşarsın bilmiyorum. Hani bilmiyorum yani gerçekten. Bir tek şu camı değiştireceğim işte arkadaşlar. Buraya da bir karavan camı takacağım. O var aklımda. Bir tek o kaldı yani iş olarak. Başka hiçbir şeyimiz yok. Yani arabanın havalandırması. Şöyle şeyler de var arkadaşlar. Bakın sineklik. Şöyle sineklik perdesi de var. Ondan sonra bakacağız göreceğiz. Yani aracı bir an önce TSE'ye sokacağım arkadaşlar. TSE'ye muayeneye sokacağım. Çünkü sigorta her gün biraz daha ilerliyor. 23 lira olmuş. Otobüs şu an, araba şu an çünkü çekme belgeli. Bu arabaya ilk sigortayı kestireceğiz. Bu da 23 bin lira gibi bir rakam arkadaşlar. Bunu kestirdikten sonra araba muayene olduktan sonra karavan olduktan sonra kısmetse eğer 6 ile 8 bin arası bir rakama düşüyor. 6-7 bin lira falanmış. Ama o 22-23 lira ilk baştan vereceğiz arkadaşlar mecbur. Onun için bir an önce şu arabayı hızlandırıp toparlayıp hemen bu işlemlere başlamamız lazım arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz dağınız. Dediğim gibi arabada da öyle oldu. Hayırlısı neyse olsun arkadaşlar. Sorun yok. Eğer doğru düzgün bir servis arabası bulabilsem servise de giderim. Ama işte ilk önce şu arabanın şuralarını güzelce bir toparlayayım ben. Şu oturaktan şu diyorum ya şu oturak işte arkadaşlar. Şu oturaktan şu oturağa
büyüteceğim onu birazdan. Onun yapım işlemlerine geçeyim ben. Onu yavaş yavaş yapmaya çalışayım ben arkadaşlar. Çekebilirsem video çekerim. Burası da mutfağımız. Benim mutfağım falan bayağı çevirerek de gösterebilirim. Bir dakika. Bizim mutfağımız büyük arkadaşlar. Bakın öyle. Şimdi buraları bir temizlediğim zaman bir daha çekerim arkadaşlar. Dolaplarımız burada. Basaj kilitlerimiz var hepsinde. Daha tam olarak bitmedi işte arkadaşlar. Tam olarak bitince inşallah arabayı güzelce bir çekeceğiz. Evet, şimdilik ufak tefek işimiz var. Onlara başlayalım. Yapalım. Çekim yapabilirsem yaparım. Yapamasam sohbet muhabbet devam ederiz arkadaşlar. Az sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şurayı yaptım. Şurası bozuktu. Bunu ayarladım. Şimdi buraya bu parkeleri diyecektim de yalnız şu köşelere köşe bent almamışım. Şöyle köşe bent arkadaşlar. Burada da bir tane nalbur var. Hatta iki tane var da biri açık biri kapalı. Açık olana da ben gıcığım. Gitmiyorum ondan, malzeme almıyorum. Şimdi üstümü giyeceğim, montumu falan. Montum burada. Doğru. Siz söyleyin. Nalbur arayacağım. Şunu çevireyim. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi tabiye doğru gideceğim. Bir nalbur bakacağım. Buldum. Bulamadım. Artık. Pazartesi günü çiftlikte bu beyaz köşe bentleri ve siyah köşe bentleri aldığım yer var. Giderim oradan iki tane alırım. Hatta 1,5, 1,5, 3. 3. Bu köşeye de geçeriz ama şuraya geçeriz. Ondan sonra ya işte biraz lazım malzeme. Neyse. Şimdi tabiye gideceğim. Tabiyada şey yapacağım arkadaşlar. Nalur bakacağım. Eğer plastik köşe bent de bulabilirsem o da olabilir. Ondan da yaparım burayı. Olsaydı işte parkeleri dizecektim. Ama ilk önce şu süpürgelik yerine çıta çekeceğim ben işte. O çıtaları bir çekeyim. Ondan sonra çıtalara yaslanarak bu işi halledeceğiz arkadaşlar. Güzel bir şey çıkacak ortaya. Oturağın ayaklarını ayırdım. O oturağı da yapacağım. Oturduğum oturak gibi. Aynı karşıya yapacağım. Öyle öyle yavaş yavaş bu arabayı bir iki günde bayağı bir yol kat etmem lazım. Şey var takılacak. Rebosta var arkadaşlar da rebostayı şu an takmayacağım. Koyacağım yerine dursun. Bağlamayacağım yani. Çünkü niye rebostalık, benim bir şeyim yok. Zaten ben yazı çıkacağım yola. O yüzden rebostayı hiç ellemeyeceğim yani, dursun. Sonra takarız. Şu cam önemli benim için. Camı takacağım. Şu yan tarafın döşemesini yapacağım. Evet. Öyle ufak tefek işler var arkadaşlar. Yapacağız onları. Şimdilik ne yapalım? Şimdilik tabiye doğru bir gideyim ben. Nalbur bakayım. Varsa var, yoksa yok. Şansımıza diyelim. Yani bu adama benim param nasip olmasın daha. Ona daha para mara vermem. Bir tane de şey almam lazım. Matkap ucu. Şuna delik açmamız lazım arkadaşlar. Şundaki gibi. Şuna bakın, delikler var ufak ufak. Buna da açmamız lazım ki buraya monte edelim. O çok mantıklı olacak o iş. Kapıya onu yapınca var ya, çok güzel olacak. Çarpma kapı gibi olacak aynı arkadaşlar. Havalı kapı değil yani, çarpma kapı. Havalı kapının sadece şu alttan şunu ve şunu sökeceğim. Göstereyim size. Bir dakika. Afak konuşmayayım. Göstereyim bir saniye. Bakın havalı kapının şu kolun cıvatalarını sökeceğim arkadaşlar. Ne olacak? Kanatlar boşa düşecek. Ha yok, sadece şunu sökeceğim. Pardon. Sadece şunu sökeceğim. Pistonu boşa çıkaracağım. Arkadaşlar.
Kapı yine açılıp kapanacak. Elinden açıp kapatacağım kapıyı. Havalı kapıyı yani kullanmaya gerek kalmayacak. Çok iyi olacak o. Şuraya da şunu yaptım. Kapattım, orada bir ufak bir pis görünüm vardı. Hatta az bir şey de hatta şurada görünüyor bakın. Onu ben hallederim. Evet. Buraları bir derleyip toplayamadık arkadaşlar ya. Vallahi bir derleyip toplayamadık. Neyse. Hayırlısı diyelim artık. Şimdi yavaş yavaş tabiye doğru ben bir uzayayım arkadaşlar. Tabiye doğru ben bir gideyim. Şuralara, şu dibe, şu köşeye, şu dibe, karşıya şöyle güzel bir çıta geçmem lazım. Onları geçeyim. Bir şeyler olsun. Komşu geliyor karşıdan, yanlış anlamasın. Evet arkadaşlar, açarım yine. Evet arkadaşlar, perdeciye gidiyorum. Şurada tabiyada bir perdeci var. O karavandaki perdeleri topladığınız zaman hani otobüslerde var ya, çıt çıt toplu bir şekilde hani bağlıyorsunuz, oraya gidiyor. Murat ne haber? Evet arkadaşlar, geldim, evdeyim. Bir yorumları kontrol ettim de bir konuda herhalde yanlış anlatmışım. Onu düzelteyim. Bu araba kazancıyla ilgili. Şimdi bir arkadaşımız yazmış. Demiş ki abi, hani bir dediğin işte 800 lira kazanır. Şimdi diyorsun 4000 lira kazanır falan günlük. 3-4 lira. Şimdi şöyle abicim, ben onu yanlış anlatmış olabilirim. Şimdi ben diyorum ki seferinde 700-800 lira bırakır. Seferinde. Hani en az 700-800 lira rahat bırakır. Ortalama biz 800 lira diyoruz. Günde 4 sefer atarsan 3200 lira yapar. 5 sefer atarsan 4000 lira yapar. Hani bu budur yani bunun hesabı. Ama ben yanlış anlatmış da olabilirim. O yüzden kusura bakmayın eğer yanlış anlattıysam. Ama seferinde ortalama 700-800 lira para bırakır. Bu böyle. Zaten şimdi şeyde herhalde Tuncay abiydi. O da bir şey yazmış. Gerçi cevabını yazdım da yine söyleyeyim şifayen de. Abi şimdi şöyle, Bayrampaşa'dan olsun. Hani mesafe önemli değil abi. Şimdi bizim sektörde Bayrampaşa'dan da yüklesen, Habiblere, Cebeci'ye gitsen, Zeytinburnu'ndan da yüklesen, Florya'dan da yüklesen o standarttır abi. Üçte yani şöyle söyleyeyim. Eskiden %50'sini yakardı araba. Diyelim kaç litre mazot yaktı? 30 litre. 30 litre mazotun bedeli ne kadardır misalen? Atıyorum 1200-1300 lira misalen. Adam 1300 lira da sana veriyordu. Ama şimdi öyle değil abi. Şimdi değişti. Şimdi ne yapıyorlar? Atıyorum. Diyorum ya işte 55-60 litre, 55 litre kalan bir yerde mazot. Adamın en fazla sana vereceği işte 20 litre mazot kalır abi. Onlar zaten ölçüyorlar, biliyorlar onlar. Hele ki büyük şirketlerse onlarınki biraz daha az kalır. Ama bu WhatsApp grupları var. WhatsApp gruplarından paylaşıldığı zaman gittin miydi? Tatlı işler de rastlıyor, güzel işler de rastlıyor. Ondan sonra hani bir an önce harfiyatı teslim etmek için, yeri teslim etmek için adam 3 litre, 5 litre fazla yazıyor. Bir an önce arabalar gelsin de hani yeri bitireyim diye. Böyle olaylarımız da var abi. O da oluyor. Ama büyük şirketler, işi büyük olanlar, onlar genelde kendi arabaları var zaten. 10-15 tane, 20 tane arabası var adamın. Adam diyelim dediğim gibi hesap ortada yani. 50 litre yerde. Bu 50 litre mazot verir sana. 50 litre mazot diyelim bugün kaç para yapar? 50-55 litre mazot. 55 litre mazot 2 milyon 300 bin lira para yapar. Ama para olarak istediğiniz zaman size bu adam 2 milyon 300 vermiyor. 2 milyon veriyor size. Yakıtınız yine aynı ama peşin para istedim miydi her zaman paranın miktarına göre, hani mozdun şeyine göre onlarınki de artıyor abicim. Hani misalen diyelim ki mazot olarak 1 milyon 700 yapıyor. Adam sana 1,5 veriyor para olarak. Peşin para istediğin zaman. Hiçbir zaman yani arabanın diyelim ki kalan mazdunun kaldığı parayı vermiyorlar size. Atıyorum diyelim 20 litre mazdun kaç para yaptı bugün diyelim 840 lira. Adam al sana 840 lira demiyor arkadaşlar. İlla ki oradan bir şey kesiyor, 750 lira veriyor. Bu da böyle yani, biline bu da böyle. Onun için mesafe pek fark etmiyor abi. Ha Bayrampaşa'dan olmuş, ha
Atıyorum Florya'dan olmuş, ha Bakırköy'den olmuş, ha Kıraç'tan olmuş. O fark etmiyor. O sadece standart yani 3 aşağı 5 yukarı kazanç öyle abi. 700-800 o aralarda olur. Tabi bu aralar böyle olur ama yazın işler hızlanıyor, daha iyi oluyor. Tabi benim de misalen tercihim kendim araba alacak olsam dolu dolu çalışırım. Misalen nasıl? Farzı misal şimdi öyle arkadaşlar var ki iş bağlıyorlar. Mıcır diyelim gidiyor adam buradan mıcırı yüklüyor. Götürüyor Esenyurt'ta bir şeye boşaltıyor beton santraline. Ondan sonra oradan Esenyurt Kıraç'tan bir harfiyat yüklüyor. Çerkezköy'e gidiyor. Çerkezköy'e onu döküyor. Oradan dönüşü de Çerkezköy'den kum yüklüyor. Basıyor geliyor burada kumu boşaltıyor. Ne oluyor? Bir turda 3 damper yapıyor. Günde 2 seferle döndüğünü farz et kendi arabandan. Hani güzel para kazanırsın. Hem araban da yorulmaz fazla. İşte dediğim gibi bu işte biraz işte araba önemli. Araba biraz iyiyse kovalarsın böyle işleri. Arabanız ama biraz şeyse 6 damper yapmasın da 4 damper yaparsın. Yavaş yavaş gider gelirsin. Yine kazanırsın. Ha şu araba çalışır mı, bu araba çalışır mı, o konuda gelince arabaların hepsi çalışır. Yeter ki bakım olsun arabada. Şimdi adam arabayı zaten ezmiş, bitirmiş. O araba kendine çalışmıyor ki sana hiç çalışmaz. Bilmiyorum o konuda biraz araba konusunda arkadaşlar biraz dikkatli olmamız lazım. Bunu her seferinde söylüyorum artık. Ağzımıza şey oldu ama yanlış anlamayın ben bir dost olarak söylüyorum. Hiç yoktan çekiciyi yani hani üçte ikisini diyorum ya. Hani çekiciyi parasını peşin verdiğin zaman dorsa borç olsun önemli değil. Ayda 40-50 40-50 ödersin. Bir dorsa bugün 300-500 lira. Yani 300'e de bir dorsa alsan 500 liraya iyisini alırsın. 300'e biraz iyisini alırsın. Ha ne olur? Çalışırken icab halinde lastiğini, osunu, körüğünü, cırcırını, ventilini falanını filanını yaptırırsın. Ama borcun meblağı yüksek olduğu zaman çalışırken onları yaptırması sıkar adamı. Yani o yüzden hesabınızı kitabınızı iyi yapmanız lazım. Kimisi var mesela görüyorum duyuyorum adam 2 milyonluk arabanın 700-800'ünü vermiş. Geri kalanını borç yapmış. Şimdi abicim hani siz daha iyi bilirsiniz. Herkes biliyor bunu. 12 ayın vadesi ayrıdır. 24 ayın ayrıdır. 36 ayın. Zaten bu sektörde böyle arkadaşlar yani hiç şeyi yoktur yani bu kamyon sektöründe bu kamyonları satanlar biraz fazla şeydir yani. Ne bileyim adam ister yani parasını. Uzun lafın kısası adam parasını öyle ya da böyle ister senden. O yüzden hesabını kitabınızı iyi yapmanız lazım. Ha, borçlu onu da anlat bakın. Hani şahsıma ait konuşuyorum. Cebimde nakit 2 milyon param olsun. Gidip bir daire alıp kiraya vereceğime 8-10 bin liraya bir tane tır alırım. Adam gibi de bir şoför korum. Hem şoför kazansın hem ben kazanayım. Ayda da 50-60 bin lira en ölüsü parayı alır cebime korum. Hem de bana bir meşgale çıkar yani. Ben de böyle düşünürüm. Ama düşünmeyenler de var. Der ki adam ev olsun da. Hani ben kendim için demiyorum yani. Fazla bir param olursa. Tabii ki oturacak ilk önce evin olsun ona bir lafım yok da. Hani ekstradan fazla bir param varsa alıp da kiraya vermektense böyle bir iş yapmak bence daha mantıklı. Neyse daha fazla da sizi yormayayım arkadaşlar. Yani hep bu konuyu şey etmeyelim. Yakında inşallah bakalım şu bir iki güne kadar şu bizim araba bir çıksın ufak araba. Bir tır ayarlarım ben. O arada da şu karavanın işte işlerin içini toparlayayım güzelce. Ne? Hep birlikte siz de akıl verin. Toparlayalım karavanımızı. O zaman her zaman dediğimiz gibi Cenab-ı Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara sağlık, sıhhat, şifalar diliyorum. Fakir fukaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı, bol bol kazançlar diliyorum. Kuşumuz burada. Arkadaş bu kuş var ya bir acayip kuş. Atıyoruz uçmuyor uçmuyor bir acayip bir kuş yani ben anlamadım bu kuşu. Her neyse. Fakir fukaraya da bol bol kazançlar diliyorum. Yesin içsin gelsinler. Bizim gibi ekmeğini şoförden kazanan, direksiyondan kazanan şoför abilerime, kardeşlerime de hırsız, gürsüz, kavgasız, gürültüsüz, patırsız bir gün diliyorum.
Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yorum yapıp like atmayı unutmayın. Önemli. Bir iki güne yine çıkarız bir tıra arkadaşlar. Sorun yok. Yani oradan bir yerden de çıkmamız şey oldu. Oranın bir iyiliği şuydu. Araba yeniydi. Sıfırdı. Yoksa kısa mesafe git gel git gel. İnanın arkadaşlar yani gerçekten günde 12-13 sefer atıyordum. Yani insan yoruluyordu. 12-13 sefer aynı yeri git gel git gel git gel. Bir de başında 5-6 kişi var sorumlu. Devamlı bakıyorlar hani nerede kaldın. Ya bir acayip bir şeydi ya. Neyse her şeyde bir hayır vardır. Hepinize teşekkür ediyorum. Yalnız bırakmıyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz. Beğeniye basıyorsunuz butonuna. Selametle kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.